Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar mikrofonu... 24. mektuptan okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. يَفَلُ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Buradan 289. sayfa mektubat. Birinci nükte. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ül Vacib-ül Vücud'a intisap var, her şey için bütün eşya var. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması, hadsiz vücudu, vücutları kazanmasına vesiledir diyor. 69 şualarda. Bir de okuyorum. Madem Cenab-ı Hak var, var mı? Bize biraz Allah hayal gibi geliyor bana. Ben kendim için söylüyorum. Allah böyle bir fazla oturmamış alemimizde. Otursa her şey çözülecek de. Böyle bir hayal gibi geliyor. Yani sanki her tarafı kuşatmış. Hani güneş enerjisi olur ya, enerji gibi zannediyoruz. Ömer ses gel. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Her şey var. Ya ben kendi dünyamı böyle tahlil ediyorum da içimi. Böyle bir Allah böyle sanki güneş vurmuş, Allah haşa güneş gibi, böyle şuaları her tarafa vuruyor. Ondan sonra odunu, ağacı, toprağı, hayvanı, şunları bunları yapıyor. Böyle bir şey zannediyoruz böyle. Yani Allah hayal gibi oluyor, tam oturmamış alemimize. Otursa her şey çözülecek. Oturmamış. Kanaat da olmamış. Allah'a da kanaat olmamış. Mesela 4 tane mutluluğun sebebi var. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Yani Allah alemimizde otursa itimat olacak. İtimat olacak. Mesela herkes kendisini denesin. Allah diyor ki, Allah diyor ama Celle Celaluhu. Rızkınıza ben kefilim diyor. İmanınıza kefilim demiyor. İmana kefil değil. Rızka kefil, bu kadar kendimizi yırtıyoruz. Allah kefil olduğu yere. İmana kefil değil, bu kadar lakayt. Yani insanoğlunun çok tuhaf tarafımız var. Böyle Allah biraz böyle hayal gibi geliyor. Ha, Allah alemimizde tam otursa, İtimat var, itimat. Üçüncü. Teslim, tevekkül, itimat. Sonra Allah'a kanaat olur. Madem vacibül vücuda intisap var, her şey için bütün eşya var. Niye? Çünkü vacibül vücuda nispetle her bir mevcut, bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Şualar 69'da diyor ki bu mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu, bir an yaşaması bu neyi çözüyor? Böyle ölüm korkularını böyle çözüyor. Vehim ve vesveseyi çözüyor. Nasıl çözüyor? En azından alemimize oturuyor. Vacibül vücuda nispetle her bir mevcut, bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peyder. Vahdet şu. Vahdet. Şimdi bir tevhidden bahsedeyim. Sonra vahdetten bahsedeceğim. Biraz vahdet. Şimdi celal cemal. Zıtların cemi. Bu zıtların sahibi olan zat tevhid.
Yani böyle Allah bir ama böyle bir değil. Yani zıtlar var önünde. Celal, cemal, iman, küfür, melek, şeytan, hak, batıl. Böyle bir sistemin arkasındaki zat. Vahdet ise bu zıtların sistemi, zıtlar olduğu halde bütünlük içinde çalışabiliyor. Bu da vahdet. Bu vahdetin sahibi tevhid. Peki insana uygulasam ne olur? Aklın başka diyor, kalbin başka diyor, vicdanın başka diyor, ruhun başka diyor, his başka, fikir başka, latife başka, başka da başka. İmanım itimat veriyor, nefis ise ölümden korkuyor. İmanım tamam diyor, Allah rızkına kefil diyor, hırsım ise beni peşinden koşturuyor. Bir tuhaf alem, içsel alem. Ha içeride zıtlar var, vahdet gibi böyle ama bir bütünlüğe gelmiş. İşte zıtların sahibi olan Allah, bizde de bu zıtların sahibi, yani zıtların arkasında zıtları yöneten, bir mertebede dima diyebilirsin, onun karşılığı. Bir mertebede vicdan, fikirlerin bütünlüğe getiren dima, hisleri bütünlüğe getiren his, vicdan, duyguları bütünlüğe getiren kalp, latifeleri bütüne getiren ruh, varlığı bütüne getiren iman. Yani bütüne getiren, aşağıdan soğan kabuğundan dışarıdan içeriye girdim. Fikirleri bütüne getiren fikirleri bütüne getiriyor. Bir sürü fikir var. Dima. İşte bu insana taşınırsa, yani bu ders okunurken insana taşınırsa, kendimize taşırsak, o zaman rahat ediyoruz kısmen, gemiye yükümüzü bırakıyoruz. Demek vacibül vücuda intisabını bilen veya intisabı bilinen her bir mevcut, sır vahdette vacibül vücuda mensup bütün mevcudatla münasebettar olur. Ben size bununla alakalı bir şey hatıramı nakletmek istiyorum. Malum başımızdaki o sıkıntı, ve giderken, hüküm alıp giderken, tabi bütün medyadır, dostlardır, işte şunlar bunlar aleyhimizde, her şey, yani zahirde alemimizde, o psikoloji içindeyken, o insanların arasında gidiyordum böyle kelepçeli, adamın bir tanesi bana ne dedi biliyor musunuz? Yavaş giderken durdum, dedi ki Hasan abi, bunlar bu senaryoların arkasında esas bu işi organize eden, bu işi sana nasip eden tanıdık biliyor musun dedi. Bu bak şimdi, bak Allah'a nasıl anlamış. Yani bu dedi tertipleri boş ver. Bu sistemin sahibi tanıdık biliyor musun dedi. Seni de tanıyor dedi. Biliyor musunuz, yani 4 ay küsür gün, 4 ay 20 gün bu söze tutundu mu? Bu sistemin sahibi tanıdık. Kabrın, kanserin, koronanın, cennet, cehennemin, her şeyin sahibi tanıdık biliyor musunuz? Tanıdık. Tanıdık yani. Hakikaten biraz alemimizde bu tanıdık otursa, yani yabancılık, yabanilik ve yabancılık çekmesek Allah'a karşı, böyle Allah bir hayal olmasa, alemimize bir otursa, insan keyif edecek ha, keyif. Bir de okuyayım burayı. Vacibül vücut. Vücutla Mustafa, vücutla mevcuda idi diyorum. Biraz uğraştığımız biliyorsunuz. Allah'ın dışında yaratılan her şey, mahluk tarafı mevcut. Mevcut. Her şeyin melekût ve Allah'a bakan yönü vücut. Onun için zati sıfattandır vücut. Bu tabir bilinmesi lazım ki bu çözülsün. Vacibül vücut. Mesela güneş var. Güneş var. Ama ışık vermiyor. Böyle güneş olmaz. Güneş coşmuş. Coşmuş güneş. Cud derler buna. İlmi kelamda. Cud. Coşmuş.
Allah'a nispet ediliyorsa vücut, vav geliyor başına, vücut olur. Mahlukata bakan yönü o coşmanın başına mim geliyor, mevcut. Şu kainat mevcuttur. Allah'a bakan yönüyle vücuttur. Yani işin aslı. Peki ne işime yarayacak? Vacibül vücut. İntisabını bilen, yani mevcut iken biz, mevcut iken bunun sahibi, sahibi olan vacibül vücut, her mevcudun sahibi olan vücut sahibine mensubiyetin bilinse, mensup olduğum ben, o benim tanıdık. Gardiyan başı demişti ki, hususi koymuşlar şeyimi de, yani ben kullanıyorum şimdi. Kime çalışıyorsun dedi. Kime çalışıyorsun dediler. Dedim ki kime çalıştığımı bilmiyor musunuz dedi. Yani adam kime çalışıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki kime çalıştığımı bilmiyor musun? Ha tanıdık yani bu. İntisabını bilinen, bak intisabını bilen var. Ama kanserdir, koronadır, kabirdir, cennettir, Azrail'dir, tamam mı? Acaba canım nasıl çıkacak? Ya kardeşim, Azrail aleyhisselam cehennem zebanisi değil ki. Azrail aleyhisselam cehennem zebanisi. Yok. Nereye bağlı o? Hangi merkeze bağlı? Benim tanıdığıma bağlı. Azrail aleyhisselam da benim tanıdığıma bağlı. Diyor ki, intisabı bilinen veya intisabı bilinen her bir mevcut. Bak mevcut dedi, vücut demedi. Ben oraya bağlıyım. Benim korktuğum şey de oraya bağlı. O bağlı. Bu bilinirse insanda sırr-ı vahdet olur. İnsana taşınırsa sır olur Mustafa. Kainatta vahdet var, insanda sırrı vahdet var. Kainatta tevhid var, yani mevcudatta, insanda sırrı tevhid var. İnsan alemine taşınıyor. Sırrı vahdetle vacibül vücuda mensup bütün mevcudatla münasebetler olur. Ha, vacibül vücut, vücudun sahibi olan, zata bağlı olan mevcudat, İnsana dost olmaya başlıyor. Hepsi onun adına çalışıyor. O şirket hesabına çalışıyor. Makamına geliyor. Yani okuduğumuz dersler kainattan içimize taşınmadıkça, onu alemimizde tanımlanmadıkça, enfuse geçmedikçe bize ülfet sarıyor. İlk nurları tanıdığımız zaman şefk olup şimdi ülfet olmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. 24. mektupta gene burada diyor ki esma ile müsemmaya gitmek, esma yoluyla müsemmaya gitmek, sanattan sanatkara düz okuyoruz ya. Düz okuyoruz. O bu şekilde okumak diyor ustad bana bir sene kafi geldi diyor. Bu 24. mektupta önce söylüyor. Abi şeyde 286'nın sonunda düz okumak şekli diyor bana bir sene kafi geldi. Biz hayat boyu böyle okuyoruz. Yani alimimize tanımlanmıyor. Mesela tevhid okuduk. Tamam okudun ne oldu ki çok okuduk. Tevhid alimimizde taşınması lazım. Tevhid neydi? Tevhid, vahdet. Şimdi celal, cemal, cennet, cehennem, melek, şeytan, hak, batıl, iman, küfür zıtları düşün. Bu zıtların sahibi olan zat tevhid. Zıtların sahibi. Ha, insan da böyle. Hisler, duygular, latifeler, korkular, ümitler, haflar, recalar, iman, küfür hepsi bizde kırla gidiyor. Ha, onun arkasına geçmedikçe onu yönetemezsin. Onun altında ezilir, düzülüyoruz. Ülfet belası ondan sarıyor. Demek her bir şey o intisap noktasında hadsiz envari vücuda mazhar olabilir. Demek her bir şey ne var mesela? Kabir, ecel, korona. O onsuz düşündüğün zaman
anlamını yitiriyor. İntihar seçenek oluyor. Biliyor musunuz, Japonya'da 38 bin kişi, daha bir sene olmadı korona korkusuyla, daha korona olmadı, olurum diye 38 bin kişi, istatistikte çalışan memur bana, bir kardeş gönderdi onun, intihar etmiş. İntihar etmiş, intihar daha olmamış. Ya olursak, ya nefes alamazsak, ya niye başıboş zannediyor olayları, kendi başına cereyan ediyor. Biz de öyle kainata nasıl olduysa böyle atılıverdik, kendi başımıza kaldık. Feryadımızı duyan muyan yok gibi. Ama her bir şey o intisap noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Çünkü insan bu mevcudata geldikten sonra bütün alemlere temessülatları, tereşuatları var. Alemi misale giden malzemelerimiz var. Alemi manaya gidiyor, alemi erbaha gidiyor, alemi bekaya gidiyor. Usta diyor ki beka aleminin memleketlerine taşınıyor. Yani yapılan bütün şu andaki muameleler oraya mal oluyor. Oraya mal oluyor. Her bir şey o intisap noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Bak, mevcuda değil Mustafa bu. Envar vücuda mazhar olur. Yani manayı harfiyle Allah hesabına çalışılırsa alemi misala, alemi manaya, alemi ervaha dal budak salar diyor. Ustad da bunu ne diyor? Şöyle diyor. Hadsiz envar vücuda mazhar olabilir. O zaman da bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli oluyor. Bu zerrecik vücudun diyor, hadsiz vücudun kazanmasına vesile, aynı olmuş. Hadsiz bir vücut. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetli nihayetsiz vücutları kazanmaya vesile oluyor. O zaman ne üzüleceksin ki, bir an bile ona intisabı bilinse yetiyor. Bir an şöyle la ilahe illallah dese veya ölse, 350 sene Firavun bunu diyemedi, hiçbir anlam ifade etmedi ya. Fıraklar, zevaller o noktada yoktur. Bir an-ı seyyali yaşamak hadsiz envar-ı vücuda medardır. Bakın, bir an-ı seyyali yaşamak hadsiz envar-ı vücuda medardır. Yani bu mana itibariyle, efendim Mustafa? Bu orayı, envar-ı vücudu biraz açabilir miyiz abi? Tamam, sen şimdi sorduğuna göre o söyle bakalım, biraz ifade et, ben de istifade edeyim. Yok, dünyada bunun tezahürü nasıl olabilir? Nasıl gözüküyor abi? Envar-ı vücudun dışındaki tezahürleri. Şimdi bak. Şekilde olabilir. Şu. Öyle ezberden olmasın da. Şimdi ben mevcut muyum? Mevcudum. Mana tarafım, tefekkürüm, imanım, enfus tarafım vücut. Bir daha. Bedensel hayatım, beşeriyetim mevcut. Allah'a iman ettim, intisabım oldum, vücut buluyorum. Tamam mı? Vücut buluyorum. Yani bir daha. Beşeriyet mevcut. Allah'a iman ediyorum, intisab ediyorum. Onu söyledi yukarıda. İntisab ettim mi? Şeyde diyor ki ikinci şuada, dördüncü şuada. Allah senin mi? Allah senin oldu mu imanla? Allah nesi varsa senin oluyor. Demek ki Allah'a iman ettiğin anda hadsiz vücutları kazanmaya vesile oluyor. Bu sefer envar vücuda mazhar olabilir. Yani vücut baki alemleri, ebed alemlerinin bir anda orada temessül oluyor. Mesela diyelim ki bak şu anda ders yapıyoruz. Sen de bir yer okuyacaksın. Öyle gözüküyor. Bak şimdi, ben burada bir ders yapıyorum. Siz de ders dinliyorsunuz. Niye yapıyoruz bunu? Allah'ın rızasını bekliyoruz. Eğer rıza ilahiye bu mazhar olursa, alemi misale, alemi manaya, alemi ervaha, alemi gaybın defterlerine, cennete, cehenneme, her tarafa vücut buluyoruz. Vücut. Var oluyoruz. Orada, o şu anda buradayken orada oluyoruz. Şu anda iman böyle yapıyor. İman
O alemi gayb ile alemi şehadet arasındaki tenteneyi, perdeyi kaldırıyor. Şu anda her yerde bütün alemlere dal budak vermiyor. Şu anda bu dersten alemi gayb haberi yok mu? Berzah'ta olan ustadımız ve İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh, bu hizmetin başında olanlar, Geylani'ye haberi yok mu? Orada gözükmüyor. İnşallah gözüküyor. Eğer vücuda mazar olmuşsa, mevcutta kalmamışsa, ihlas olmuşsa, o zaman hadsiz envari vücut kazanıyoruz. Peki o zaman ne oluyor? Bir an kaldın, la ilahe illallah dedin. Alimi manada çıktı. O senin ifaden. Alemi misalde çıktı, ruhlar aleminde çıktı, cennette çıktı, arşta, kürste, daire-i ervahta, daire misaller, bir sürü yerde vücut buldun, vücut buldun. Ne yaptın ki? Bir an yaşama yetiyor. Çok yaşamaya gerek yok. Zaten aşağıda da söylüyor. İmanı aşağıda tanımlıyor. Biraz acele edeyim. İmanı diyor ki, ondan sonra senden şey alacağım. İman, şuremizde beyan edilen hakikatı aliyeyi Nefsül Emriye'nin unvanıdır. İman neymiş bir daha? Hakikatı aliyeyi Nefsül Emriye'nin unvanıdır. Mustafa şu, imanın hakikati, mahiyeti değil. Allah'ın dışında Allah yarattı ya her şey 18 bin alem. 18 bin alem bir fiil. Onun yazılımını insana koymuş. İnsana koymuş. Allah ile İntisap olunca ki iman, o 18 bin alemin yazılımı aktif oluyor. İşte Üstad diyor ki, iman hakikatı aliye. Yani bütün esma-i hüsnalar var ya, esma-i hüsnalar. Esmalara hakikat deniliyor. Hakaik eşyayı sabit etün. Bütün esma kainata bil fiil, bende bil kuvve. Çekirdek olarak tecelli ediyor. Çınar ağacına bilfiil, benden çekirdek olarak bir kuvvet tecelli ediyor. İman bu yazılımını aktif ediyor. O diyor, 18 bin alemin yazılımı olan sistemin bizde aktif olmasına sebep imandır diyor. Aa, bu cümle. Bir de okuyayım bu anlattığımı. İman, şuremizde beyan edilen hakikatı aliyeyi Nefsül Emriye'nin unvanıdır. Ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmasa, nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Hocam, Evet Adem. Beşer hakkında geldi de İsmail'le beraber oturuyoruz. Şimdi telefonu alıyorsun, çipi takıyoruz yani, hatı taktım bir aktif hale geliyor. Yani herkese bir anda çip Evet. olan gibi farz ederim. Bir Evet. anda çip olmasa boşluk Hiçbir yani. şey yok. Hiçbir Hiçbir şey. anlam ifade etmiyor. Evet. Aynen Yani öyle. Aynen öyle. İman bir intisaptır. Sırrı bu işte, bu misal. İman bir intisaptır diyor. Mesela çipi takmasan telefonun ne anlamı var? Çipi takınca videolarla, yazılımlarla, görüntülerle, seslerle her yerde olma şansın var. Ama bu imanda olma şansın değil, oluyorsun. Yani iman öyle bir inanç, bir anlayış, bir tarafkili, Galatasaray, Fenerbahçe falan böyle bir his değil. İman realitedir, realite. İşaret edeceğiz 71'de. İmanın malzemesi var. 7 tane mahluk tarafı. İmanın sureti var. İmanın kanuniyeti var. İmanın hakikati var. İmanın mahiyeti var. İmanın sureti Adem sende eylemde gözüküyor. Helal haramların. İmanın kanuniyeti insanda. İmanın hakikati esma-i ilahiyelerde. Esma-i ilahiyelerde imanın şey mahiyeti. Mahiyeti diyorum tabii, hakikati. Esma-i ilahilerde oluyor. Şimdi Mustafa bir yer mi okuyacaktın abi? Yok abi, yok, dinliyoruz abi. He. Hasan Hocam, Efendim İsmail'im. şimdi
vücutla, mevcutla vücudu kafaya yerleştirmek için diyorum. Yani sen diyor ya, bir askeri ve as, her zaman bir şeyi hatırlamak istiyorsan. Şimdi bu telefon cipi takmazsan mevcut oluyor. Cipi taktıktan sonra, imanı yani şarj ettikten sonra vücut oluyor. Çok güzel. Ağaç kendiliğinden sanat cihetiyle ağaç mevcut oluyor. Ama onun mesela meyvelerini yiyince elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber deyince o zaman vücut oluyor. Çok güzel. Aynen öyle. Allah razı olsun. Yani kainatta sanat cihetiyle mevcut, sanatkar cihetiyle vücut oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok şükür. Evet. Şimdi bir de İsmail'im, bu mevcuduz ya biz, ona bir intisabı bilinse, Risale-i Nur'a, Allah'a tanınsa, ne kadar tanırsa, Allah nasıl bir şey alıyor bizde? Yani Allah ne demek bizde? Allah deyince biz ne anlıyoruz? O var oluyor. Alemimizde Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O zaman senin derdin neymiş ki? Dünya, imanı kazanmak, kaybetmenin dışında cennet, cehennem diye bir derdin kalmıyor. Cennet gaye olmaktan çıkınca cehennem endişesi kalkıyor. Nurcuların cehennemi, nurcuların cehennemi, cehennemin sahibi olanı kaybetmek. Nurcuların cenneti ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Yani cennet gaye olmaktan çıkınca cehennem endişesi kalkıyor. Peki vefat ne oluyor? Teris oluyor o zaman. Yani onu bulan neyi kaybeder? Yani onu aleminde oturttuktan sonra artık senden yaratılan cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail hakikat insaniyeden yaratılmış. Hakikati Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Onun bir timsali de bizde. Bizden yaratılmış anlamına geliyor. Yani kökteki çekirdek Nur-u Muhammedi, meyvedeki çekirdek insan. Bir daha ağacın kökündeki çekirdek, ağacın kökündeki çekirdek Nur Muhammed'i, meyvedeki çekirdek sen. Dolayısıyla evet, sen ağacın sonusun ama çekirdek itibariyle ağacın başısın. O cihetle o çekirdek dese ki, meyvedeki çekirdek, yaprak benden yapılmış, dal benden yapılmış, kütük benden yapılmış dese yanlış olur mu? İşte sen de kainatın meyvesisin ama ruhunda var olan Nur-u Muhammed'i hakikati itibariyle pergeli oraya koyarsan şunu diyebiliyorsun: arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Hepsi senden yaratılmış oluyor. O zaman onlar senin gölgelerin oluyor. İnsan gölgesinden korkar mı? Bizim köyde vardı rahmetli birisi. Kahveden geliyor, gölgesini görmüş, çekmiş silah, ateş etmiş. Olan gelme lan diyor, gene ateş ediyor. Gölgesini ateş eden var kahveden gelen. Sonra en son eve giriyor, bayılıyor. Çünkü gölge bırakmıyor. Bu kadar mermi atmış. Bu onu takip ettiğine göre demek ki mahluktur demiş. İnsan, biz de buna benziyoruz. Gülüyoruz ama aynı bu haldeyiz ya. Gölgemizden korkuyoruz. Bütün mevcudat bizim gölge. Biz kimiz? Biz vücut. Hadsiz vücutları kazanmışız elhamdülillah. Bu mevcudat mevcuttur. Kaç dakika var? Bir saatimiz mi? 8 dakika. Tamam. 8 dakika hocam. Tamam. O zaman şu imanı bir daha okuyayım de. İşte şuremizden imanın azamet envarına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör. Bir daha. İmanın azamet envarına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör. Demek iman, şuremizde beyan edilen hakikat-ı âli nefsül emriyenin unvanıdır ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmazsa, nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Burayı fıraklar. Demek ki her bir şey o intisap noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Fıraklar, zevaller o noktada yoktur.
Korona yok. Korona isim ve ünvandır. Bu demektir ki esbab alemine riayet etmeyeceksin. Esbab alemine riayet ediyorsa bana etmen lazım. Fakat hayatı ve bedeni putlaştırmayacaksın. Sanki yeryüzüne korona ile ölüm inmiş. İlk defa anlaşılmış. İnsanlar ölümden korkuyor. Daha önce yok muydu? Toplumsal bir baskı, propaganda olduğundan dolayı biz de bu toplumun propagandasına cemaat propagandası yapmak lazım. Yani propagandada kastım bu dersleri devamlı haftada bir iki değil böyle farklı arkadaşların canlı yayınlarına da iştirak etmeli ki biz de bu toplumsal propagandanın baskısından çıkalım. Yoksa balon yapmış, balon. Balonun içine sokuyorlar bizi. Korku senaryosu, korku balonun içine sokuyorlar. Hayat anlamsız kılıyor. Yani bundan korktukları kadar koronadan Allah'tan korkmuyor. İmansızlıktan korkmuyor. Fıraklar, zevaller, efendim abi. Az önce okuduğun yere güzel bir atif var. Şu anlar 69'da oraya okuyabilir misin? Oku. Şimdi kitabım yok dolapta. Sen okur musun abi? Yani az önce okuduğunuz o noktada korkuların şeylerin olmadığı bir tabire güzel bir atif var. Oku. Dördüncü mertebeyi Nüreyaz Piyed abi. Sayfa 69 şu anlarda. Şuur iman ile bu vücudun vacip vücudun eseri sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ve firaklardan firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihayatlara tahrik eden efal desma ilahiyat dedince uhud rabıtalarıyla münasebet payda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daim bir visal var olduğunu bildim. Allah Allah. Allah Allah. Yani küçük bir firak var. Ayrılıyorsun mesela benim şu andaki kuşağımla. Hem cemaatin içinde benim kuşak. Hem şimdi köydeyim. Köyde benim yakınlarım, akrabalarım ve cemaat için. Ben neredeyse son kuşağa yakın bir kuşaktayım. Yani şimdi hafif küçük bir firak olacak. Bunlardan ayrılacağım. Diğer dostlarım gitti Mustafa. Bu kadar binlerce abilerim herkes gitti. Yani ben küçük bir firak olacak ama ebedi bir visal var. Kavuşma var. Ebedi. Ama yani sana bu firakın visalin firakın içinde olduğunu söylüyor. Çok dikkat çekici bir ifade. Yani visal firakın içinde diyor Üstad. Yani visal aynı Adem vücutta vücut Adem'de olduğu gibi. Evet çok güzel. Aynen abi aynen. Yani firakın içinde visal var diyor. Evet. Lütfukarın şeyin vahit bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur sultan olan anlar bizi. Sultan olan anlar bizi. Lütfukarın ikisi aynıdır diyor. Bak lütfukarın şeyin vahit ikisi aynı. Lütfukarın şeyin vahit bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur sultan olan anlar bizi. Allah Allah. İkisi aynı. Firakla visal aynı. Sonra bunu Hasan Feyz abi söylüyor. Niyazi Müslü'nün şey Mevla'da geçiyor. İsimle tevafuk etti yani bu akşam. çok hoş ya. Hasan Feyz abi söylüyor. Ama beni çok Mustafa canlı tutuyor. Bak lütfu kahrın şeyin vay ikisi aynı. Nasıl yani? İkisini ayıran bilmeyen çekti azap. Onu anlayan kim peki? Anladıktan sonra kim bu adam? Bu adam sultan. Yani sultan demek hadiselerin arkasından sıyrılıp ustadımın tabiriyle yükünü gemiye koyup üstüne oturandır. Elhamdülillah. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Müstefit olduk abi. Ha? Sağ ol, Allah razı olsun. Ben Fatiha çekmeden bir de bir şey diyeceğim. Aramızda yavaş yavaş firaklar kabire göç etmeye başladı çoktan.
eziliyor, azalıyoruz pazar cemaati. Bu pandemi meselesi kalkmak üzere bir organize olalım da Ümre'ye gidelim. Bir Ümre yapalım. Hasan abi. Ha abi. Hasan abi. O Zübeyir abinin hacca gitmeden önceki bir şeyini anlatayım da. Bu ehadiyet ile vaidiyeti ben çok merak ediyordum o zaman. 15-20 sene oldu mu? Oldu da. Var tabii. O zaman çantaya bir şeyler koyuyordu içine. Elbiseler koyuyordum. Yani ihtiyaçları koyuyordu da. Koydu falan. Ya İsmail dedi. Bu içindekiler dedi hepsi dedi ehadiyet dedi. Çantayı kapattı. Üstüne bantı çevirdi. Bu da dedi bütünü dedi vahidiyet dedi. Ya dedim bu kadar güzel örnek verilir mi dedim ya. Hemen hafızama yerleşti o. Yani ehadiyetle vahidiyet kafamda bir yani şeyi oturttu burada. Ya o adam o adam şimdi ötede biliyor musun İsmail? Bir de Ceren var bir yere kaçtı da bir şey yiyordu. Orada meşhur bir şey yiyordu da ya dedi yine yakaladınız beni dedi ya tek başıma o fotoğraf çekmişlerdi o anını. Ya çok enteresan bir adamdı ya. Allah razı olsun. Allah İsmail orada da durmuyor anlatıyorum inanıyorum biliyor musun ben? Zübeyir abi orada da durmuyor anlatıyor. Hasan abi. Efendim Kasım. Ömer Hoca. Ömer Hoca.